Tekrar merhabalar. Son günlerde Beer Stearns ve Kerli Capital'da olanlarla ilgili birçok haber yayınlandı. Bu konuyu çok heyecan verici buluyorum ve çeşitli toplantılara katıldığımda hemen bu konudan bahsetmeye başlıyorum. Bu konunun hem hepimizin ortak geleceği hem de finansal sistemin sağlıklı işleyişi açısından son derece önemli olduğuna inanıyorum. Bu sebeple matematik ve fizik konularına biraz ara verip muhasebe ve finans alanında bazı videolar yapmaya karar verdim. Dünyada şu anda olan bitenlerin gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Konuya çoğu gazetenin yaptığı gibi Curly veya Turnburg firmalarında neler oluyor diye başlamayacağım. İşe en başından başlamam lazım. Çünkü çoğu insan temel muhasebe ilkelerini bilmiyor. Aktifin değerini azaltmak ne demektir? Likiditenin kaybolması ne anlama gelir? Bunları açıklamak için yine kan akademi tekniklerini uygulayacağım. Yani en temelinden başlayacağım. Bilanço'nun en temel muhasebe ilkelerinden birisiyle başlıyoruz. Bilanço'nun ne olduğu hakkında az çok fikriniz vardır. Hemen bir örnekle başlayalım. Diyelim ki bir ev satın almak istiyorum. Evi şuraya çizeyim. Bu almak istediğim ev olsun. Pembe panjurlu evim olsun. Evin sahibi bu ev için benden 1 milyon dolar istiyor. Evi beğendim ve fiyatı gayet mantıklı. Bu bölgedeki diğer evlerde bu fiyatta yaklaşık 1 milyon dolara satılıyor. Daha çok isteyenler de var. Dolayısıyla bu evin fiyatının gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum. Ama bu kadar param yok. Diyelim ki cebimde sadece 250 bin dolar var. Bu yüzden... İşe önce bilançomu hazırlamakla başlayacağım. Evi satın almaya gitmeden önce bilançomu mutlaka hazırlamalıyım. Evet, evi almadan önceki bilançom nasıldı ona bakalım. Mal varlıklarım yani aktiflerim neler? Aktiflerimi şuraya yazalım. Aktiflerimi yazmaya başlamadan önce size aktif kelimesini biraz açmak istiyorum. Aktifleriniz size gelecekte fayda sağlayacak olan şeylerdir. Örneğin nakit para bir aktiftir. Nakit para niçin bir aktif kalemdir hemen onu da açıklayalım. Çünkü bu parayla gelecekte bir şeyler satın alabilirsiniz. Birilerine iş yaptırabilirsiniz gibi gibi. Nakdinle diyelim ki önümüzdeki bir ay içinde bir şeyler satın alabilirsin. Bu bir arabada olabilir veya bir makine de olabilir. Farklı şeylerde satın alabilirsin. Bunun gibi pek çok şey yazabiliriz. Sanıyorum temel fikri anladınız. Sonuçta nakit para bir aktiftir bir evde bilançonun aktifinde yer alır çünkü gelecekte bundan ekonomik fayda sağlarsın, içinde yaşarsın, yani dışarısı buz tutmuşken sen içeride sıcacık oturursun. Her neyse sahip olduklarınız, mal varlığınız, gelecekte ekonomik fayda sağlayacağınız değerleriniz kısacası aktif böyle bir şey. Şimdi evi satın almadan önceki bilançonun aktifinde nelerin yer aldığına bakalım. Nakit param var 250 bin dolar. Yükümlülüklerim neler? Peki yükümlülükler ne demekti? Yükümlülük bir başkasına karşı olan ekonomik sorumluluk demek. Örneğin bugün kredi kullanıyorum diyelim. Gelecekte onlara kullandığım tutarı ve ayrıca bunun faizini ödemekle yükümlüyüm. Sana borçlandım. Bu bir yükümlülük. Yani bilançodaki teknik ismiyle pasif. Önce kendi üstümden örnek vereyim. Hiç borcum yok, öğrenim kredilerimi falan ödedim, kapattım ve 250 bin dolar nakit param var. Bu durumda evi almadan önceki yükümlülüklerim neler? Tabii ne olacak burada? Hiç yükümlülüğüm yok. Yani bilançomun pasifinde herhangi bir şey yok ve ben kimseye borçlu değilim. İşin aslını sorarsanız benim için özgürlüğün tanımı tam olarak bu. Yani hiç kimseye borçlu olmamak. Yani pasiflerim sıfır, Peki sermayem nedir bu durumda? Bu kelimeyi muhtemelen daha önce duymuşsunuzdur. İnsanlar birbirlerinden sermaye isterler vesaire. Şimdi bilançoya ilişkin en temel ilkelerden başlayalım. Bilançoda aktifler sola, pasifler sağa yazılır. Bilançonun solunda yer alan aktifler eşittir sağ tarafta yazan pasifleri. Bunu buraya kocaman bir şekilde yazıyorum. Aktif, eşittir, pasif. Yani aktif değerlerinizin toplamıyla pasif değerlerinizin toplamı birbirine eşit olacak. Peki pasif nelerden oluşuyordu? Pasif kalemlerin nelerdi? Yükümlülükler artı öz sermaye. Hatırlayalım. Yani aktif eşittir pasif, bu da eşittir yükümlülükler artı öz sermaye. Yani bizim durumumuzda aktiflerimiz 250 bin dolar. Yükümlülüklerim neler? Kimseye borçlu değilim, borcum yok. Yani yükümlülüklerim sıfır. Dolayısıyla öz kaynağım da 250 bin dolar yapıyor burada. Evi alma işlemlerine girişmeden önceki durumumu bu şekilde özetledim. Şunu biraz daha bilançoya benzeyecek gibi düzgün bir şekilde çizelim. Pek güzel olmadı zannedersem. Aktiflerim 250 bin dolardı, pasifte hiçbir yükümlülüğüm yoktu, yani borcum sıfırdı ve sermayem de 250 bin dolardı. Bunu grafikte gösterecek olsaydım muhtemelen şöyle çiziyor olurdum. Hiçbir yükümlülüğüm yok. Aktiflerimi sola yazıyorum, nakit 250 bin dolar. Bilançonun sağ tarafında da pasifler yer alıyor. Borcum yok, öz kaynak, başka bir değişli öz sermaye ise 250 bin dolar. Şimdilik öz kaynak size pek anlamlı gelmeyebilir çünkü nakdim eşittir öz kaynak gibi bir durum oldu burada. Aslında öz sermaye bir işe yatırdığınız kaynaktır. Bilançonuzun aktifinde yer alan varlık ve alacaklarınızın toplamından borçlarınızı çıkardığınızda kalan rakam öz sermayenizi verir. Bütün mal varlıklarını ve yükümlülükleri yazdığımıza göre geriye ne kalıyor? Tabii ki öz kaynak. Burada bütün borçlarımı ödedikten sonra elimde ne kaldı? Hiç borcum olmadığına göre 250 bin dolar. Bankaya gidip konut kredisi aldığımda bu bilanço daha anlamlı hale gelecek. Evin fiyatı 1 milyon dolar demiştik. Bu durumda ne kadar krediye ihtiyacım var? Nakit 250 bin dolarım olduğuna göre arada kalan fark 750 bin dolar. Bu tutar için kredi başvurusunu yapacağım. Bankayı çizelim, banka burada olsun. Dilerseniz bankanın üstüne dolar işaretini de granitten yapalım. Sonuçta granit sağlam, banka da sağlam, hiç batmaz. Sonsuza kadar var olacak bu banka. Bankalar bazen akla yatkın olmayan şeyler de yapıyorlar ancak bu konulara hiç girmeyelim en iyisi. Her neyse banka bana 750 bin dolar daha verecek ve bu durumda ben de onlara borçlanmış olacağım ve onlara kredi faizi ödeyeceğim, bir senet imzalayacağım. Bu senet benim onlara 750 bin dolar borçlu olduğumu belgeleyecek. Yıllık bazda %10 faiz ödemek zorundayım. Yani her yıl yaklaşık 75 bin dolar ve karşılığında da onlardan 750 bin dolarlık kredi aldım. Evet şimdi bu gelişmelerden sonra bilançomun nasıl görüneceğine bakalım. Hemen çiziyorum. Güzel bir kare çizip ortadan ikiye bölelim. Bilançoların klasik görüntüsü bu şekilde olur. Aktifte nelerim var? Varlıklarım ve alacaklarım. 250 bin dolar nakit vardı banka hesabımda. Şimdi bir de bankadan kredi aldığım 750 bin dolar geldi. İkisini toplarsam 1 milyon dolar nakdim var. Peki bilançonun pasif tarafına ne yazacağım? Tabii ki önce yükümlülükleri yazacağım. Yani birisine borçlu olduğum şeyler. Bankaya 750 bin dolar borçluyum. Bu benim yükümlülüğüm. Bilançonun pasif tarafına sadece P yazıyorum. Zaten burada yazacak yerde kalmadı. Öz kaynağımız bu durumda ne kadar onu hesaplayalım. Aktifler eşittir pasifler. Pasifler de eşittir. Öz kaynak artı borçlar olduğuna göre Aktif toplamı eşittir pasif toplamı bu da eşittir borçlar artı öz kaynak. Aktif toplam eşittir pasif toplama o da eşittir 1 milyon dolar. Borçlarım 750 bin dolar olduğuna göre geriye kalan 250 bin dolar da öz kaynağım. Yani öz kaynağım bu. Umarım bilançonun temel ilkeleri aklınızda biraz netleşmeye başlamıştır. Şimdi 1 milyon dolarım var, Artık milyonerim diyebilir miyim acaba? Bazıları 1 milyon dolar varlıkları var diye kendilerini milyoner sanıyorlar. Güzel ancak diğer kişi veya kurumları olan borçlarını da göz önünde alıyor olmaları gerekir. 1 milyon dolar varlığı olan ve 900 bin dolar borcu olan birisine açıkçası ben milyoner demem. Benim gözümde toplam varlığı 100 bin dolardır. Yani daha önce de belirttiğim gibi zenginlik aslında borçsuz olmaktır. Benim durumuma dönersek 1 milyon dolarlık varlığım olabilir ancak ben milyoner sayılmam çünkü başkalarına 750 bin dolar borcum var. Öz sermaye varlıklardan borçlar çıktıktan sonra kalan değerdir. Gerçekte elinizde ne kadar kaldığıdır. Öz sermayeniz, öz kaynağınız budur. Öz kaynağın alt kalemleri hakkında da ileride bir video yapmayı düşünüyorum. Umarım şimdi bilançomuz gözünüze daha anlamlı hale gelmiştir. Nakit param vardı. Bankadan krediyi de aldım ancak evi henüz satın almadım. Şimdi ne yapacağım? Nakit paramı evin eski sahibine vereceğim. Ev sahibi de bunun nakit karşılığında bana evin tapusunu verecek. Evin gerçek sahibi olmanız için gereken yasal işlemler var. Tapu devir, vergilerin ödenmesi, bildirimler gibi gibi. Peki bu durumda bilançom şimdi nasıl görünecek? Artık 1 milyon dolar nakdim yok, paramı evi satın almak için kullandım. Yani aktifte artık nakdim yok ancak bunun yerine 1 milyon dolar değerinde benim bir evim var. Çok para verdim bu eve, umarım doğru fiyattan almışımdır. Neyse uzatmayayım, şimdi aktif kalemlerimde varlıklarında 1 milyon dolar değerinde bir ev var. Bankaya da 750 bin dolar kredi borcum var. Yani geriye kalan öz kaynağım o da 250 bin dolar. Zamanım dolmak üzere bu dersi burada bitirmem gerekiyor. Bir sonraki derste evin fiyatı yükselirse veya düşerse neler olur? Size nakit para gerekirse neler yapabilirsiniz? Bunlar gibi ilginç konulara değineceğim ve dünyada olup bitenler hakkında biraz daha fikir sahibi olacağız böylece. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle gözünüz kulağınız dünya üzerinde olsun. Hoşçakalın.